hem de bir taraftan PSV Andovun maçı hazırlıkları devam ediyor. Şimdi karşımızda Aspor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan var. Emre yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar Mustafa Göksu. Çok teşekkür ederim. Biz hemen sözü sana bırakalım. Teşekkür ediyorum. Sizin bıraktığınız yerden devam edelim. Transfer çalışmaları, PSV maçı hazırlıkları bir yandan da yeni yönetimin şu anda ödemekle mükellef olduğu bir takım ödemeler var. Hem vergi borçları, sigorta borçları, oyuncuların borçsuzluk kağıtlarının alınabilmesiyle alakalı durumlar gerçekten yoğun bir mesai başlar başlama. Sadece transferle ilgili değil kulüp içerisindeki bu maddi yapıyı da belli bir noktaya getirebilmek adına yeni yönetimi bekliyor vaziyetteydi. Bugün bir yönetim kurulu toplantısı var. İlk toplantı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşmişti. Aslında bugünkü toplantının da Florida Metin Oktay tesislerinde gerçekleşmesini bekliyorduk. Fakat Son anda bir değişiklik gerçekleşti ve toplantı Türk Telekom Stadyumunda alışıla geldik şekilde gerçekleşecek. Bunun ardından da yönetim içerisinde ve kulüp içerisindeki profesyonel yapılanmaya dair yeni kararların ortaya çıkmasını bekliyoruz. Yönetim içerisindeki görev dağılımı aslında gerçekleştirilmişti, fakat profesyonellere dair de bugün artık kararlar verilecek, görev dağılımı yapılacak ve biraz daha hızlı hareket edecek bir yapının kurulması için çaba sarf ediliyor. Transfer kısmına geçecek olursak. Dün bahsetmiştik şu anda sıcak temasların olduğu görüşmelerin devam ettiği isimlerden. Bunların en uzun süredir belki de devam edeni çünkü sadece bu transfer dönemiyle kısıtlı değil. Geçtiğimiz sezon da yine görüşmelerin yapıldığı bir isimdi. Kaan Ayhan geçen sezon 2 milyon euroya Galatasaray'ın oyuncuyu kadrosuna katabilme durumu vardı. O dönem kaynak oluşturulamadığı için transfer gerçekleşmemişti. Sassuolo'ya gitti. Devre arasında herhangi bir görüşme olmadı tabii ki ama yine yapılan görüşmeler var Sassuolo'yla. Son gelinen noktayı ifade etmek gerekirse bonservis pazarlığı halindeydi iki kulüp. Sassuolo'nun son talebi Galatasaray'dan 6 milyon euro bonservis bedeli için Galatasaraylı yetkililer de bu talebin üzerine şimdilik bir bekleme kararı aldılar. Düşünmek istediklerini ve bu rakamı en azından 6 milyon euroluk rakamı ödeyemeyeceklerini ifade ettiler. Yeni bir teklifle Galatasaray Sassuolo'nun kapısını çalabilir ama bu transferin gerçekleşmesi açıkçası çok kolay gözükmüyor. Bu talepler doğrultusunda Sassuolo'nun 6 milyon euroluk bonservis talebi biraz bu işi sıkıntıya soktu gibi gözüküyor. Fatih Terim'in ısrarla istediği oyunculardan bir tanesi. Fatih Hoca'yla da tahmin ediyorum ki bu şartların Fatih Hoca'ya iletileceği ve durumun ortaya konacağı bir görüşme gerçekleşecektir. Zaten Sayın Başkan Burak Elmas'la direkt olarak iletişim halinde ve özellikle transferle ilgili kulübün geleceğiyle ilgili konularda istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Kaan Ayhan'ın da mevcut şartları hocaya iletilecek ve bu transferde ısrarcı olup olmadığı yeniden sorulacak. Sonrasında Galatasaray'ın bir hamle daha yapması beklenebilir ama dediğimiz gibi çok kolay gözükmüyor bu şartlar altında Kaan'ın transferi. Yanı sıra Jetson Fernandez'den sürekli bahsediyoruz. Florentino Luiz'den yine Benfica kulübünün iki oyuncusu. Bu oyuncular için teklifler gerçekleştirildi. Bu tekliflerin detaylarıyla ilgili bilgiyi paylaşalım. Jetson için satın alma, daha doğrusu kiralama bedeli ki geçen sezon da aslında biraz yüksek bir kiralama bedeli oyuncu için ödenmişti. 6, ay, 6 aylık olduğunu düşündüğümüzde 2 milyon euroluk bir kiralama bedelini Galatasaray önermiş durumda Benfica'ya ve satın alma opsiyonu içinde 7 milyon 8 milyon civarında bir rakam var. Benfica'nın talebi biraz daha yüksek kiralama bedeline sıcak bakıyorlar. Zaten tatmin edici bir rakam bir sezonluk kiralama için 2 milyon euro ama tabii Galatasaray yönetimi bunu sadece bir kiralama bedeli olarak değil... ...bon servisinde bir kısmını ödeme durumu olarak ortaya koyuyor ki aslında geçen yaz dönemi daha doğrusu geçen Ocak döneminde buna benzer hamleleri yapmıştı. Sarı Kırmızılı yönetim eski yönetim Sayın Mustafa Cengiz yönetimi buna benzer bir hareket aslında. Hem Mustafa Muhammed'de hem Henry Onyekuru'da bunu görmüştük. Yine o bon bonservisin içinden bir parça olarak 2 milyon euro teklif edildi. Benfica'nın talebi biraz daha yüksek. Çift taneli rakamlara çıkılmasını istiyor Benfica. Pazarlık süreci devam ediyor. Biraz daha devam edecek gibi buradaki müzakereler. Florentino Luis için de benzer bir durum var. Bu oyuncu için de yine bir kiralama bedeli, bon servisinin bir parçası olarak görülen ciddi bir kiralama bedeli ve önümüzdeki sezon için satın alma opsiyonuyla anlaşmaya çalışıyor Galatasaray yönetimi Benfica yla. Ama dediğimiz gibi bugün itibariyle özellikle kulüp içerisindeki mevcut borçların ve özellikle o borçsuzluk kağıdının alınabilmesi çok önemli. Oyuncuların bir kısmından henüz bunlar alınabilmiş değil çünkü ödemeler gerçekleştirilemedi. Ciddi bir orada geçmişten gelen bir ödeme yükü var Sayın Burak Elmas ve yönetiminin önünde bunların aşılmasıyla birlikte transferde de daha rahat hareket edilebilecek gibi gözüküyor. Dün Barış Alper Yılmaz'dan bahsetmiştik. Oyuncuyla anlaşma sağlandı. Herhangi bir problem yok. Sadece şu anda işlemleri gerçekleştiriliyor. Her anda bu transfer açıklanabilir Galatasaray'ın. 4 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor Barış Alper Yılmaz'da. Kısa süre içerisinde bu oyuncunun resmi olarak Galatasaray'a katıldığı açıklanacak. Yanı sıra Arda Turan ve Emre Akbaba'dan bahsettik. Aslında dün kap bildirimlerinin gelmesi bekleniyordu ama yine bu iki oyuncu için de işlemlerin devam ettiğini, herhangi bir görüşmelerde anlaşmada problem olmadığını, sadece prosedürlerle ilgili son detayların halledilmeye çalışıldığını ifade edelim. Peki Emre Kaplan'a soru var mı? Yok. Ben sormayacağım. Hürcan ben bilmiyor. sormayacağım. Peki Emre çok teşekkür ederiz aktardığın doyurucu bilgilerden dolayı. E, Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor. Kaan Ayhan meselesi önemliydi. Fatih Hoca'nın çok istediğini hep Emre vurguluyordu ya, ama... Bu çocukların işi çok zor. Ahmet Selim'in de, Emre'nin de, Sercan'ın da. Yani aynı haberleri farklı kelimelerle <laughs> sürekli her gün e, vermek durumunda ya günlük gelişme oluyor. O günlük gelişmeleri de paylaşıyorlar ama çok Kaan Ayhan yeni haber tabii. Yani istihbarat milyon. yapmaları lazım tabi Sürekli istihbarat yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> e tabi tabii ortalık yangın yeri de değil. Ne yapsın adam gidip mesleği yani bir şey diyeyim İşleri zor diyorum yani. konusundaki gelişme gerçekten şey. Kaan Ayhan kiralanacak e, noktasındaydı. Şimdi satın alma konusunda bu yeni bilgi yani Emre'nin verdiği Bak bilgi. Abi, Emre neyle girdi konuşmaya? Borçsuzluk kağıdı ile evet. ilgili Şimdi borsuzluk kağıdı almak için uğraşan bir yönetim transferi nasıl yapacak yapacaklar? Evet. Yani ikisi yani şey var burada bir e, gariplik var. <laughs> yani önce e, bir para Şimdi, bulacaksın, on, onları ödeyeceksin, değil mi? Evet. Onları ödemeden transfer yapamayacaksın, doğru mu? Doğru. Bunlar. Ve e, biz transferi konuşuyoruz. Konuşmak zorundasın çünkü Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, işte Beşiktaş'ta, Trabzon yaptı transferlerini. Transfer yapmak durumunda. Ama e, çocukların işi çok zor, muhabir arkadaşlarımızın. Şimdi yani o, hepsinin iş, o, işi orada çok Orada Gürcan şöyle bir şey var. Bu artık yani herkesin bildiği bir gerçekti. Galatasaray'ın 300 hangi başkan gelirse gelsin 300 milyon e, nakit paraya ihtiyacı var diye. Sıcak paraya ihtiyacı var diye biliniyordu zaten. 30 yani, milyon euro. He. Gelen kimse bunu bilerek geldi. He yani Burak Elmas için de aynısını söyleyebiliriz. Diğerleri gelseydi de aynı şey. Şimdi o durumu düzeltmeleri lazım. Yani onu yapmaları lazım. Artı söylediğin gibi transfer de yapmak zorundalar. Yani bunun başka kaçar göçer yolu mu Hayır, o. sırası var bunun işte. O yüzden söylüyorum. İşte yani şimdi bunu yapıyor. Önce o borçsuzluk işini halletmesi lazım. Yani bir bütçesi varsa Doğru. önce oraya ayıracak o parası diye. Yani. Doğru. Ama şimdi Kaan Ayhan'ı Beşiktaş'ta istiyor, Fenerbahçe'de istiyor. Ne yapacaksınız? Bir yandan da onu yürütmen o, gerekiyor O rekabetin gireceksin. Yani. Rekabetin geleceksin. içerisinde olman gerekiyor. Yani kaptırmaman gerekiyor Kaan Ayhan konusunda. Fatih Terim'in şimdi değil, geçen sene de zaten Emre onu söyledi. Geçen sene de çok ciddi bir isteği vardı. teknik direktörler çok pozisyonlu oyuncuları çok seviyorlar ki gerçekten de çok önemli avantaj. Yani Tabii. Yedlim bozuldu olmadı yani yedlin bozuldu derken yani mesela istenen performansı Hayır, vermedi. Sakatlandı koy, ceza aldı. Koy sağ tarafı oynasın.